3 günlük toplantının genel prensibi bu. Kıbrıs konusunda bir çözüm yaratılabilmesi için bir zemin var mı yok mu, o tespit edilecek bu toplantıda. Evet, bugün toplantılar, bugün genel sekreterin liderlerle birebir yapacağı görüşmelerle başlayacak. Biz Başbakan Ersan Sader yanımda şimdi. Efendim, dünden buraya geldik. Evet. Sizin heyetinizle birlikteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Dışişleri Bakanı ile Ankara'ya gitti. Orada Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı bir istişare toplantısına katıldılar. Bugün öğlen saatlerinde gelmeleri bekleniyor. Buranın saatiyle yaklaşık 1-1.5 gibi burada olacaklar. Ve saat 16 sıralarında da görüşmeler başlayacak. Siz buradaki ekibe başkanlık ediyorsunuz. Ne bekliyorsunuz bu toplantılardan? Ümitli misiniz? Öyle sorayım önce. Şimdi tabii öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ekranları başında bizi izleyen tüm vatandaşlarıma huzurlu bir gün dilemek istiyorum. 5+1 Cenevre konusu son günlerde en üst düzeyde Kıbrıs Türk halkı tarafından konuşulmakta ve tartışılmakta. Tabii toplumunda, genel olarak Kıbrıs Türk halkında bu 5+1'den böyle çok ciddi bir beklenti olmadığını da ülke içerisinde, ülkedeyken çok net bir şekilde gördüğümü söyleyebilirim. Burada da havanın çok farklı olmadığını görüyorum. Burada ilk kez Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Türk tarafı en son Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu iradeyle, yani neydi bu irade? Hepimiz birlikte tekrardan ben bir ifade edeyim. Sayın Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi süresince Kıbrıs'ta eşit egemen iki devlet statüsünde bir çözümü gerçekleştirmek için vatandaşımızdan onay istemişti. Ve irade de o yönde şekillenmişti. Bu irade şu anda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin de iradesiyle örtüşmüş durumdadır. Ve 53 yıldır devam eden bu müzakerelerde artık farklı bir evreye geçilmesi gerektiği konusunda da hemfikir olduğumuzu görüyorum Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte. Zaten rahmetli Sayın rahmetli Denktaş bütün yaşamı boyunca kendini bu davaya adamış bir liderimiz olarak hep şunu ifade etmişti. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ne gereğinden fazla yük yüklememizin de çok doğru olmadığı ve iki ayrı devlet temelinde bulunabilecek çözümde Türkiye Cumhuriyeti'nin de kendisinin bizlere destek olabileceği kadar onlara yük olabileceğini ifade etmişti. Ama Anavatan Türkiye Cumhuriyeti çok şükür olsun ki son 20 yılda çok farklı bir durumda Orta Doğu'da, Orta Doğu'nun lider ülkesi konumunda ve Kıbrıs Türk halkıyla birlikte şu anda Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'deki çıkarları da başta olmak üzere korunması ve kullanması adına da bizimle birlikte hareket etmekteki kararlılığı bizim Cenevre'de elimizi güçlendiriyor. Ama sürece şöyle bakalım. 53 yıldır federasyon görüşmeleri yapan Kıbrıs Türk tarafı burada Cenevre'de federasyon anlamında tabii ki bir şey beklemiyor. Dolayısıyla burada bir yol haritasının tekrardan dizayn edilmesi gerekecek diye inanıyorum. Yan yana egemen iki devlet. Evet, egemen iki ayrı, egemen iki ayrı eşit devlet. Evet, o vizyonuyla geldik. Vizyonla geldik buraya. Şimdi bir de tarihsel sürece bir baktığımızda bugüne kadar 53 yıldır devam eden toplumsal görüşmelerde bir sonuca ulaşılmamasının tek sebebi Güney Kıbrıs'ın yönetiminin aslında Kıbrıs'ı Türklerle bir şeyi paylaşmak istememesinden geçmektedir. Bugüne kadar 4 tane genel sekreterin ortaya koymuş olduğu plan Kıbrıs Türk tarafı tarafından reddedilmemiştir. Hiçbir tanesi Kıbrıs Türk tarafı tarafından reddedilmemiştir. Burada Koyeler belgelerinden başlamak üzere Gali Fikirler dizisi, 2004 yılında Annan planı ve en son Sayın Duterte'nin Kan Montana'da masanın çöktüğünü ifade edilmesi, ki Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı'nın harita vermesine rağmen tarihte bir ilk bu görüşmelerin çökmesi hep Rum tarafının uzlaşma tavrından dolayı gerçekleşmiştir. 53 yıldır devam eden görüşmeler 4 tane genel sekreterin bütün çabalarıyla ortaya gelen her anlaşma metinleri Rum tarafının istememesi üzerine çöküntüye uğruyorsa artık aynı şeyleri söyleyip bir 53 yıl daha devam etmesinde mümkün olmadığını ifade etmektedir.
burada artık Birleşmiş Milletler'in de bundan sonra yol haritamızın ne olması gerektiği konusunda çok net bir tavır sergilemesini bekliyoruz. Çünkü bir 53 yıl daha bugüne kadar konuşulmuş, görüşülmüş konuların dışında da bir şey konuşulup görüşülemeyeceğini. Bu konuşulan, görüşülen konularda da artık inanıyorum ki değil sayfası, değil paragrafı, değil cümlesi, kelimesi kalmamışken, harfi kalmamışken bir 53 yıl daha neyi görüşüp bunları konuşacağız. Zaten biraz daha böyle tarihin kronolojik olarak tarihine bakacak olursak 2014 yılında hatırlayacaksınız Anastasiadis 2010 seçildiği dönemde 786 gün görüşme masalarına gelmemiş. Evet. Burada ilk şunu ortaya koymuştu. Demişti ki bir defa önce Kıbrıs'ın ekonomisi battı. Bankalar batmış durumdaydı. Onu bir düzeltelim de ona göre masaya. Krizi ortaya koydu. Ondan sonra da bir anlaşma tasla olmasa ben masaya oturmam demişti. Ve o dönemde 3. Cumhurbaşkanımız Sayın Dervişeroğlu işte ortak açıklama metnini imzalarken bir tek hedefi vardı. Son oyunun oynanması. Evet. Yani bütün görüşler masaya gelecek. Orada artık tartışılacak ve bu sorun oynansın, taraflar nereye gideceğini bilsin. O günden bugüne de 7 yıl geçmiş olmasına rağmen bu son oyunda hani daha oynanmıyor. Ondan sonraki dönemde zaten biliyorsunuz Sayın Guterres'in ortaya koyduğu kararlılıkla Kan Montana'da çöktükten sonra sistem tekrardan Sayın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu şu ifadede bulunmuştu. Artık masada önce taraflar anlaşmadığı sürece masaya oturmanın bir anlamı olmayacağını, evet, çünkü aynı şeyleri söyleyerek Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmanın mümkün olmadığını ifade etmişti. Evet. Bunu bütün siyasi parti liderleri de o günlerde teyit etmektedir. Biz de daha sonra tarihe bugünkü gibi şahitlik edeceğiz. Evet. Dolayısıyla tam da bu çerçevede artık bu federasyon tezlerinin çökmüş olduğunu görüyoruz. Bunların bu konuda herhangi bir ilerleme ortaya koyacağını ben asla düşünmüyorum ve buna asla inanmıyorum. Dolayısıyla egemen iki eşit devlet statüsündeki Kıbrıs Türk halkının iradesinin de bu yönde şekillendiği son seçimlerde az önce tarafından ifade edilmişti. Bu çerçevede bizler yeni bir dönemi başlatmak için Türkiye Cumhuriyeti'yle kararlıyız. Bugün zaten ve yarın hep burada bunları tartışacağız. Evet, Sayın Genel Sekreterin egemen iki eşit devlet vizyonuna nasıl bakacağını düşünüyorsunuz? Şimdi, nasıl bir tepki ortaya yapacak sıca? Şimdi bu konu Sayın Guterres'e yabancı bir konu değildir. Özel temsilcisi, özel danışmanı Bayan Nuta da Cumhurbaşkanımız tarafından bu görüşler ifade edilmiştir. Ve kendisi de bu konudan, yani ilk kez bunu burada duymayacaktır Sayın Genel Sekreter. Özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Eski İngiltere Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları bugünlerde bültenlerde dönüyor. Sanki iki ayrı devlet desteklenmesi gerekir, başka çare yoktur şeklinde. Evet. Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw'un beyanları vardır ve Dominic Raab'a da bu şekilde nasihatlarda bulunuyor, öngörülerde bulunuyor. İngiltere aktif bir rol üstlenebilir mi eski Dışişleri Bakanı'nın öngörüsüyle sizce? Şimdi tabii İngiltere'nin nasıl bir rol üstleneceğini benim şimdiden kestirmem çok mümkün değildir. Ama Sayın Straw'un bu yani ifade etmiş olduğu iki ayrı devlet temelinde çözüm gayet mantıklı bir çözüm. Ve bunun da İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı tarafından ifade edilmesi ki Jack Straw'un buna benzer birçok açıklamasını kullanmıştır. Hatta ve hatta zaten Kan Montana'dan sonra Sayın Akıncı da bu bizim dönemin son şansımız demiştik. Artık iki ayrı devletten bahsetmemiz gerekir demiştik. Evet. Bugün içerisinde bulunduğumuz İsviçre bir konfederasyonla yönetiliyor ve evet, gördüğünüz gibi her ne kadar Covid-19 koşulları dolayı bizler otel dışına dahi çıkamazdık. Çıkamıyoruz hatta. Evet. Burada sadece otelin kendi avlusu içerisinde dolaşabiliyorsak burada tabii Covid-19 koşullarının olduğu bir dönemde de bu görüşmeleri buradan takip edeceğiz. Genel merkezi, genel merkezine gitme şansı yok. Evet, evet. Ama böyle bir ortamda Jack Straw'un böyle bir açıklama yapması Kıbrıs Türk tarafının tezlerini güçlendirecek. Evet, destek evet, verir anlamdadır evet, diyoruz. Ağzınıza sağlık. Önümüzdeki saatlerde daha detaylı bilgileri sizden alacağız Cumhurbaşkanı'nda. Buraya gelmesiyle bu arada
izleyicilerimize bilgi verelim. Burası Prezident Wilson Otel tam olarak Cenevre'nin ortasında, arkamda bu gördüğünüz Leman Gölü dediğimiz Cenevre Gölü. Kıbrıs denince akla gelen yer burası. Yine buradayız. Evet. 2017'den sonra önce Montelerin, ardından Kral Montana, şimdi Cenevre'deyiz ve 3 günlük görüşmenin ne olacağını hep birlikte izleyeceğiz. Benim burada umudum Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyacağı tezlerin kabul görmesi halinde Birleşmiş Milletler'in 1964 yılında almış olduğu tek taraflı kararla, yani Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Kıbrıs'ın tek hükümeti olarak kabul etmesindeki yanlışı gidermesi için çok ciddi bir şans olacağını düşünüyorum senin için. İnşallah böyle bir karar veyahut da bu son oyun olduğu konusundaki kararlılıklarını bir kez daha gösterip Kıbrıs sorununun çözümünün hangi platformda seyredeceğine yeni bir mecra açılmasına imkan tanırlar diye umuyorum. İnşallah bunlar hep birlikte bu iki gün içerisinde takip edeceğiz.